Bu videoda bir nesnenin basit bir labirent içerisinde hedefe ulaşmasını sağlayan algoritmanın kurulması üzerine çalışacağız. Studio.code.org adresine giriyorum. Bu dördüncü konu. Ders 1'e giriyorum. Sahne 4, labirent sıra. Birden başlıyorum. Beni domuza götürmek için batı yönünde ilerleyebilir misin? Tamam. Şimdi burada oyunun çalıştığı bir ön izleme bölümü var. Şu an çalışma alanında hiçbir kod ekli olmadığı için çalıştırdığımda hiçbir işlem olmayacak. Blok bölümünde de kullanabileceğim kod blokları var. Bunu bir satranç tahtası gibi düşünebiliriz. Her bir kare bir birim. Benim hareket ettirmek istediğim nesne kırmızı kuş. Ve ulaşmak istediğim nesne de yeşil bir domuz. Öyleyse benim kırmızı kuşumu sola doğru iki birim hareket etmesi gerekiyor. Çalışma alanında programımı çalıştırdığım zaman bu çalıştığı zaman bloğunun altına eklediğim kodlar çalışacaktır. Benim gitmem gereken yön batı, yani sola doğru. Sola doğru bir blok alıyorum ve çalıştığı zamanın altına ekliyorum. Evet. Şimdi çalıştığı zaman eventinin altına, yani programı çalıştırdığım zaman ne olacak? Benim kırmızı kuş bir birim sola doğru hareket edecek. Çalıştırıyorum. Evet. Ama bu tabii domuza ulaşmam için yeterli değil. Çünkü aramızdaki uzaklık iki birim. Tekrar ediyorum. O zaman ben bloklardan sola doğru hareket ettirecek kod bloğundan bir tane daha alıyorum ve altına ekliyorum. Böylece çalıştığı zaman önce bir kere sola gidecek, sonra onun da altında bir kere daha sola gitme komutu var. Böylece iki kere sola giderek domuzcuğun hedefe ulaşmış olacak. Yeniden başlatıyorum. Çalışacağım. 1, 2. Evet. Devam ediyorum. İkinci etkinlik. Beni domuza götürmek için doğuya ilerle. Tamam. Şimdi burada da bu sefer kırmızı kuş domuzun sağ tarafında değil sol tarafında. Bu yüzden daha önceki labirentte kullandığımız batı komutu bizim için uygun olmayacaktır. Burada kırmızı kuşun etrafı bazı nesnelerle çevrili. Mesela daha önceki gibi batıya gidip batı ne taraf? Arkaya doğru şu. Batıya gitmesi istersem kırmızı kuşun büyük ihtimalle bu nesneye çarparak başarısız olacak. Evet, bir nesneye çarptı. Tekrar dönüyorum. Bizim yapmamız gereken şu ortadaki boşluktan bir, iki birim ilerleyerek domuzcuğa ulaşmak. Bu yazdığım kodu, kod bloğunu siliyorum. Sürükleyip, blokların içine atarak. Asıl yazmam gereken doğu yönünde bir, iki tane kod bloğu koymak.
Çalıştırıyorum. 1, 2. Ulaştı. Devam et. Üçüncü etkinlik. Yine benzer bir etkinlik. Bu sefer aşağı doğru gitmem gerekecek. Yine etrafım kapalı. Aşağı yönden herhangi farklı bir yöne gitmeye çalışırsam başarısız olacağım ve kırmızı kuş zarar görecek. O zaman ben aşağı doğru ilerlemeliyim. Bir kere aşağı doğru ilerlemem yeterli olmayacak. Bir kere daha aşağı doğru ilerleyeceğim. İki, ne olacak? Çalıştır butonuna bastığımda, çalıştığı zaman bu sırayla buraya eklediğim kod blokları çalışacak. Bir, iki kere aşağı edecek. Normal bir programlama dilinde, şurada kodu görüntüle var. Kodlar metin olarak yazılır. Mesela burada mouse hold diye yazılmış. Ama herhangi bir harf, büyük küçük harf ya da bir virgül, bir parantezin unutulması halinde kod bloğu çalışmayacaktır. Gerçek programlama dilleri bu şekilde değil, kod olarak yazılıyor. Ama bizi böyle hatalarla uğraşmaktan kurtarmak için böyle bir teknoloji geliştirmişler. Burada ben hangi harfe, hangi noktayı, virgülü koyduğuma bakmıyorum. Yapabileceğim hata en fazla kod bloğunu bağlamamak olabilir. Eğer bağlamazsam bu bir hata olur. Kod bloğu devam edemez ve bu beni uyarır. Ama bu da kolayca görünen bir şey ve ben kod bloğunu tekrar bağlarım. Şimdi çalıştırıyorum. 1, 2. Evet. Çalıştı. Tekrar benzer bir şey. Bu sefer yukarı doğru. Yukarı doğru kuzey. Şunu da deneyelim. Eğer kod bloğunu bağlamazsam ve çalıştırırsam bağlanmamış komutlarınız var. Bunları çalıştığı zaman komutunu bağlayabilirsiniz. Evet, tekrar dene. Bağlamadığı zaman kodlar çalışmıyor bir hata olduğu için. Kod bloğumu bağlıyorum. Ve çalıştırıyorum. Beşinci etkinlik. Şimdi burada hareket edeceğimiz alan biraz daha genişlemiş gibi. 2 birim yerine 1, 2, 3 birim var. Yani benim domuzcuya ulaşmam için 3 birim hareket etmem gerekiyor. Bununla birlikte çevredeki engellerin yanında bir de 2 tane patlayıcı nesne konulmuş. Şimdi diyelim ki ben yanlışlıkla ileri gideceğime geri gideyim ve şu patlayıcı nesnenin üzerine geleyim. Evet. Patlayıcı nesnenin üzerine geldiğim için başarısız oldum. Benim ihtiyacım olan şey neydi? İleriye doğru 3 birim gitmek. Yeniden başla. Çalıştır. 1, 2, 3. Tamam. Bu sefer tek yöne gitmem beni kurtarmayacak. Bir kare ileri ve iki kare aşağı ilerlemem gerekiyor. Bunun için buradaki bloklardan sola doğru bir kare ve aşağı doğru iki kareyi seçiyorum. Çalıştırıyorum. Evet.
kuşu çalıştırdığımda nereye gitmesini istiyorsam o şekilde programlıyorum. O benim programladığım şekilde hareket ediyor. Burada domuzcuk çapraz karede. Ama ben de sadece sağa sola, yukarı ve aşağı gidebilirim. O yüzden ne yapacağım? Önce sağa, çünkü burada boş bir alan var. Sonra yukarıya doğru gidip domuzcuğa ulaşacağım. Eğer önce yukarıya doğru gidersem buradaki engele çarparım. Tek yolum önce sağa, sonra da yukarı gitmek. Sekizinci etkinlik. Burada sağ, yukarı, tekrar sağ gitmem gerekecek. Sağa doğru, yukarıya doğru ve tekrar sağa doğru. Yukarı, tekrar sağ. Dokuzuncu etkinlik. Burada da sola, aşağı ve tekrar sola gitmem gerekiyor. Sola, aşağı ve tekrar sola. Burada çalıştığı zaman burada dikkat ederseniz hangi kodun işliyorsa onun üzerinde bir sarı bir çizgi, çerçeve çıkıyor. Şuraya bakarsak sola doğru gidiyor bu çerçeve, aşağı doğru gidiyor, tekrar sola doğru gidiyor ve burada bitiyor kod biliyor. Onuncu etkinlikte burada bir patlayıcı var. Bunun çevresinden dolaşmam gerekecek. Ve en son aşağı inip domuzcuğa ulaşacağım. Onun için bir birim yukarı. Bir birim yukarı gittim. Buradayım. Sonra 1, 2, 3 birim sağa doğru gitmem gerekecek. 1, 2, 3. Buradan da bir birim aşağıya ineceğim. Çalıştırıyorum. 1 1 2 3 ve 1. On birinci etkinlik. Burada tekrar sayalım. Etrafta birçok patlayıcı var. 1, 2 birim sola. Sol. 1, 2. Buraya geliyorum. 2 birim sola geldim falan. Sonra 1, 2 birim aşağıya. 1, 2 birim aşağıya. Buraya geldim. Sonra 1, 2 birim sağa. 1, 2 birim sağa. Ve buradan sonra da 1 birim aşağıya. 1 birim aşağıya. Evet. Çalıştırıyorum. On ikinci etkinliğe geçiyorum. Bakalım neler öğrendim. Bir yöne ilerle, sonra başka bir yöne ve domuzcuğa ulaşır. Şimdi zaten ileriye doğru bir yön ve aşağı doğru da ikinci bir yön.
Bir birim sağa, iki birim aşağıya gitmem gerekiyor. Bakalım, bir birim sağa, iki birim aşağıya. Çalıştırıyorum. Evet. 13. etkinlik. Yine bir patlayıcı var. Bu patlayıcının çevresinden dolaşmam gerekecek. Burada şu karenin bir kısmı da dolu olsa burada bir engel var. Buradan geçmenin tek yolu bir birim yukarı ve bir birim sola doğru ilerlemek. Şimdi bakıyorum benim nesnem burada hareket ettirmek istediğim nesnem. Bunun bir birim aşağıya gitmesi gerekecek çalıştığı zaman. Buraya gelecek. Sonra bir, iki birim sola. Bir, iki birim sola gidecek. Sonra buradayken bir birim yukarı, bir birim yukarı ve bir birim tekrar sola gidecek. Evet. Çalıştırıyorum. Burada kodumu da görüntüleyebiliyorum. Bunlar çağırdığım kod blokları, fonksiyonlar. Devam et. 14. etkinlik. Burada bir test vermiş. Şuradaki kırmızı kuşun domuzcağa ulaşması için hangi algoritma kullanılır? Hangisi sola, bir, bir kare sola, bir birim sola ve bir birim aşağıya. Yani sola ve aşağıya. Sola ve yukarı, sola ve aşağıya. Şu. Devam ediyorum. 15. etkinlik. Eşleştirme. Buradaki soruların bunlardan hangisi cevabı ise onu tut, sürükleyip onun karşısına ekliyoruz. Burada mesela sağ ve yukarı. Bir birim sağ, bir birim yukarı. Bir birim sağ, bir birim yukarı. Bu. Burada bir birim sağ, bir birim yukarı, bir birim sağ. Bir birim sağ, bir birim yukarı, bir birim sağ. Bu. Burada bir, iki birim sola. Yani bir, iki birim sola. Bu. Ve son olarak da bir birim sola, iki birim aşağıya. Bir birim sola, iki birim aşağıya. Evet. Dördüncü konunun sonuna geldik.